Paralı poşet doğayı korur mu? Ülkemizde bugünlerde yürürlüğe giren paralı poşet uygulaması doğayı koruyacağı iddiası ile gündemimize oturdu. Sosyal medyada insanların tepkisine baktığımız zaman birçok kişinin bu uygulamadan memnun olmadığını görebiliyorsunuz. Hangi poşet paralı, hangi poşetin kaç para olduğu belli değil. Belirtilen fiyatın taban fiyat mı, tavan fiyat mı, birçok sorunun cevabı olmadığı için hepsi bir muamma. Alışveriş yapıp uygulamayı yaşayan insanlar poşetin büyüklüğüne göre para alındığını söylüyor. Yani anlayacağınız, bu işi doğayı korumak için değil, AVM ve benzeri yerlerin poşetten para kazanma hevesine döndüğü açıktır. Hangi poşet paralı? 1 kilogram leblebi ya da toz şeker istedik. Bunu koydukları poşet paralı mı? Eğer paralıysa biz poşet istemiyoruz. Peki esnaf bunu bize poşete koymadan verebiliyor mu? Ambalajında olan bir ürünü getirdiğimiz çantaya, torbaya veya heybeye doldurup götürebiliriz. Elbise almaya gittik, aldığımız elbiseyi bize paketliyorlarsa poşet istemiyoruz. Ülkemizde benim bildiğim depozitolu tek ürün bira şişelerdir. Bira içen insanlar biriktirip geri verir, parasını alır. Çocuklar, şişe toplayan insanlar toplayıp hem 3-5 kuruş para alır hem doğayı kirletmekten korur. Eskiden doğada bira şişesi bulunmazdı. Şimdilerde parasını ödediği, geri götürürse parayı geri alabileceği şeyi doğaya bırakıyorlar. Artık şişeleri toplayan da yok. Şimdi işin tam can alıcı yerine geldik. Geri götürdüğünde parasını alabilecek olduğu şişeyi doğaya atıyorsa, satın aldığı ve geri verebilecek yer olmayan poşeti ne yapar? Elbette onu doğaya atmaktan çekinmeyecek. Piknik sezonu gelsin, size ben doğaya atılmış bol poşetli bir haber yapacağım. Hepinizin çözüm ne dediğini duyar gibiyim. Gerçekten doğayı korumaksa amacımız çok basit. Alışveriş merkezleri ve poşetle bir şey satan herkes kendi reklamının olduğu her poşete barkod bastıracak. Gerekirse poşetin birçok yerine serpiştirmiş olacak. Kasadan biz poşeti alırken o poşet bizim kimlik numaramız ile bize zimmet edilecek. Poşeti geri götürünce zimmetten düşülür. Doğaya atılırsa o zaman doğaya atan yandı. Doğada poşeti bulan emniyet birimlerine, doğayı korumakla görevli yetkililere ihbar veya poşeti teslim etmek yeterlidir. İhbar ve teslim eden gizli tutulmak kaydıyla poşetin zimmetli olduğu kişi hakkında soruşturma başlatılır, bir daha poşeti doğaya atmayacak bir ceza verilir.